Yani bugünkü sözlüklerde de kaza kelimesinin anlamı bir ibadeti zamanında yapmak. Zaten siz bakın şeylere, kitaplara, geçmiş namazların kazası der. Ne demek? Geçmiş namazların kılınması diye mana versek ne olur? Değişir mi? Çünkü kaza bir şeyi yapmak. O zaman bize namazı kaza etmemiz emredilmez, orucu kaza etmemiz emredilirdi sözünün tek ve olmazsa olmaz anlamı nedir? Oruç tutmamız emredilir, namaz kılmamız emredilmezdi. Ama tutulmuş, Peygamberimizden 150 sene sonra bir fıkıh terimi ortaya konmuş. O fıkıh terimine, yani bir ibadeti, mesela namazı vaktinin dışında kılmaya kaza denmiş, orucu vaktinin dışında yapmaya kaza denmiş, bunu kendileri bir fıkıh terimi olarak ortaya koymuşlar. 150 sene sonra kendilerinin, fakihlerin terimi, yoksa hala sözlüklerde o manada değil, fakihlerin kendilerinin ortaya koydukları o manayı 150 sene öncesine uygulayarak demişler ki adetli kadın oruç tutamaz. Ondan sonra da şu yazar, haramdır derler adetli kadının oruç tutması. Öyle yazar kitaplarda. Peki zamanında haram kılıyorsun da başka zaman niye bunu emrediyorsun, namazı orucu kaza edeceksin, tutacaksın diye? Zamanında yapmasını yasakla, sonra yapmayı emret. Böyle bir mantık olur mu? Bakın, hiç iler tutar tarafı yok. Görüyor musunuz? Peki bu da bir tahrif değil mi? Ama bak mesela ben şimdi bunu çok rahat konuşuyorum burada. Eğer Osmanlı zamanında olsaydım ben bu konuşmayı burada yapamazdım. Beni zındık diye öldürürlerdi. Çünkü dört mezhebin dördüne de şu hükmü koydurmuşlar Abbasiler. Abbasiler dördüne de koydurmuş. Yerleşik anlayışa aykırı bir fetva verirsen, fetvan %100 doğru olsa bile seni zındıklıktan dolayı öldürürler. Zındık derler. Zındık kafir demek değil. Diyorlar ki zındık, mümin, dışı mümin, içi kafir. O zaman münafık de. Yok diyorlar. Münafığın kafirliğin alameti var, zındığın yok. O zaman nereden bildin içinin kafir olduğunu? Bazıları da diyor ki içi de mümin, dışı da mümin. Ama öldürülür, tevbeye davet edilmez. Niye etmiyorsun? Çünkü suçu yok ki, neyin tevbesini yapacak? Doğru söylemiş. Öldürmekte kalınmaz. Hem öldürürsünüz, tutar karısını, kızını, çocuklarını da köle olarak alırsınız. Bütün malını da yaparsınız. Devletleştirirsiniz. Bu geniş hoşgörü ortamında ne güzel fetva verilir değil mi? Allah'a şükür, bak şimdi konuşuyoruz işte. Dinişleri Yüksek Kurulu'nun kararını burada tenkit ediyoruz. Bu fırsatı çok iyi kullanmamıza, ben onun için diyorum, ama biraz artık bu fırsatı yakalamışız, iyi kullanmamız lazım. Belki bir daha böyle elimize fırsat geçmez. Allah rızası için seni öldürürler. Ama bakın, bu şaka değil, dört mezhepte de bu var. Dört mezhebe de yerleştirilmiş. Abbasi dönemi deyip geçmeyin lütfen. Hep Emevileri kötülerler. Emevilerde çok yanlışlar var. Ama asıl yanlışların kemikleştiği dönem Abbasi dönemidir. Ve biz şu anda Abbasilerin oluşturduğu dini İslam dini zannediyoruz. Onun için çok dikkatli bir şekilde hareket etmemiz lazım. Böyle bir inançla ne cennete gideriz, ne de insanları Allah'ın dinine çağırabiliriz. Çok dikkatli olmamız lazım, çok çalışmamız lazım.